Bir önceki videoda gamma değerini bulmaya çalışmıştık. Bu videoda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki videoda denklemimizi yazmıştık. Ayrıca ışık demetine bağlı bir olay göstererek bu durumda x değerinin ct değerine aynı şekilde de x üssü değerinin de ct üssü değerine eşit olacağını ifade etmiştik. Gamma değeri de her dönüşüm için yani x ve x üssü ile t ve t üssü arasındaki olaylarda aynı kaldığına göre bu olay için de aynı kalır. Bu bilgiden yola çıkarak değerleri yerine yazıp gamma değerinin ne olduğunu bulabiliriz. Bu videoda size bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yani bütün x değerlerini ct değeri şeklinde yazacağım. Bu durumda buradaki x değeri ct değerine dönüşür. Burada x de ct olur. Aynı şekilde burası da öyle. Sanırım tamamladık. Aynı şekilde tüm x üssü değerlerini de ct üssü şeklinde yerine yazabiliriz. Bu durumda buradaki x üssü ct olur. Aynı şekilde buradaki de öyle. Burada bir tane daha x üssü değeri var. O da ct üssü değerine dönüşür. Bunu tamamladığımıza göre sadeleştirme işlemine geçebiliriz. Başka bir renkle yazsam daha iyi olacak. Bu durumda bu kısımda elimizde c çarpı t ve c çarpı t üssü değerleri kaldı. Buradan c kare sonucunu elde ederiz. T ve t üssü değerlerini de eklemeyi unutmayalım. Şimdi de denklemin diğer tarafına bakalım. Gamma kare çarpı c kare. C çarpı c üssü değerinden c kare elde ettik. C kare çarpı t üssü artı c çarpı t çarpı v çarpı t üssü eksi c çarpı t çarpı v çarpı t üssü. Değerleriyle aynı görünmesi için burayı da mavi renkle yazdım. Burada ilginç bir şeyler olacağını tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Son olarak da eksi v kare çarpı t üssü. Çok da basit görünmediğinin farkındayım. Ama merak etmeyin. Denklemin büyük bir kısmını sadeleştireceğiz. Örneğin ortadaki iki değer birbirini götürür. Yani artı ct çarpı v çarpı t üssü ile eksi ct çarpı v çarpı t üssü birbirini götürdü. Fark ettiyseniz diğer her iki değerinde t çarpı t üssü ifadesi var. Bu yüzden denklemin her iki tarafını t çarpı t üssü ifadesine bölebiliriz. Sol tarafı t çarpı t üssü ifadesine böldüğümüzde geriye sadece c kare değeri kalır. Diğer kısmı da t çarpı t üssü ifadesine böldüğümüzde bu taraftaki t çarpı t üssü değerleri de birbirini götüreceğinden denklemimiz büyük ölçüde sadeleşir. Bu tarafa yazsam daha iyi olacak. Denklemimizi bir kere daha yazalım. Bu durumda c kare gamma kare çarpı c kare eksi v kare ifadesine eşit olur. Bu durumda denklemin her iki tarafını c kare eksi v kare ifadesine bölebiliriz. Bu sayede gamma'nın karesinin kaç olduğunu bulabiliriz. Bu durumda gamma kare c kare bölü c kare eksi v kare ifadesine eşit olur. Pay ve payda kısmını c kare ifadesine bölersek elimizde 1 bölü 1 eksi v kare bölü c kare ifadesi kalır. Çünkü c kare bölü c kare 1'e eşit. Bu durumda her iki tarafında kare kökünü almamız mümkün. Buraya kadar geldiğimize göre övgüyü hak ettik, öyle değil mi? Buradaki boşluktan yazmaya devam edelim. Gamma bu ifadeye eşit olacaktır. 1'nin karekökü 1 olduğuna göre pay kısmına 1 yazalım. Payda kısmının karekökünü bulmamız gerekiyor. Buraya da karekök içinde 1 eksi v kare bölü c kare yazalım. Umarım yaptığımız işlemleri takip edebiliyorsunuzdur. Çünkü burada aslında sadece x üssü değerinin gamma değeriyle Galile dönüşümünün çarpımına ve x değerinin de gamma değeriyle tırnak işaretiyle gösterilen koordinatlardaki Galile dönüşümünün çarpımına eşit olacağı sonucuna varmış olduk. Bu oldukça işimize yarayacak bir bilgi. Ayrıca burada özel görelilikle ilgili temel varsayımlardan birini de kullandık. Bu varsayıma göre ışık hızı her bir referans sisteminde aynı kalır. Yani x bölü t değeri c üssü değerine eşittir. Aynı şekilde x üssü bölü t üssü değerinin de c değerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada bir ışık demeti sonucunda gerçekleşen bir olaydan bahsediyoruz. Daha sonrasında bu bilgilerden yola çıkarak değerleri yerine yazdık ve gamma değerini bulduk. Bu ifadenin oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Aranızdan bazıları içinizden şu soruyu sormuş olabilir.
x koordinatlarının formülünün nasıl olduğunu bulduk. Ancak t ve t üssü koordinatları için Lorentz dönüşümü formülünü nasıl bulabiliriz? Bunun üzerine biraz düşünmenizi istiyorum. Hatta size bir de ipucu vereyim. Bu sadece birkaç işlemden ibaret bir formül. Bir sonraki videoda da az önceki soruyu nasıl çözebileceğimize bakacağız.